TRT Diyanet'ten Profesör Saracoğlu ile Hayat ve Sağlık programından hepinize hayırlı akşamlar. Bugün programın sonunda özellikle anksiyete ve depresyon hastalarını çok ilgilendiren bir kürü canlı olarak stüdyomuzda sizlerle paylaşacağız. Çağımızın önemli sorunlarından, günümüzün önemli sorunlarından bir tanesi depresyon. Çok sık rastlanıyor. Bunun için değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu'nun çok etkili bir tavsiyesi, kürünü sizlere canlı olarak stüdyomuzda uygulamalı olarak göstereceğiz. Bunun dışında da her zamanki gibi sorularınızı cevaplamaya çalışacağız ve değerli hocamın çok güzel sohbetiyle programımıza başlayacağız. İçeriye kısaca bir göz atın, biz de hemen programı başlatalım. Depresyon, panik atak ve anksiyete günümüzde çok yaygın olan psikolojik rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklar kişinin kendisini sıkıntılı hissetmesine, hayatını sürdürmekte zorluk çekmesine ve umutsuzluk döngüsüne girmesine sebep olur. Bu ruhsal problemlerin temel sebepleri nelerdir? Depresyon, panik atak ve anksiyete problemlerini ortadan kaldırmak için hangi doğal kür uygulanmalı? Hepsi ve daha fazlası az sonra Profesör Doktor Saracoğlu'yla Hayat ve Sağlık programında. TRT Diyanet'e tekrar hoş geldiniz diyoruz. Profesör Saracoğlu'yla Hayat ve Sağlık programına kaldığımız yerden, daha doğrusu hiç başlayamadık çünkü hocam çok yoğun bir trafikte bugün neredeyse yayına yetişemiyorduk. Bunlar da genel olarak hepimizin üzerinde stres ve depresyon yaratıyor hakikaten. Programın sonunda sizin çok önemli, çok da faydalı kürünüzü değerli seyircilerimizle paylaşacağız. Öncesinde ben çayıma karanfilleri attım. Hocam kuru karanfilleri 8-10 tane. Şöyle bir zihnimiz açılsın diye. Onun dışında da hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Merhaba efendim. Ben tüm değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Allah'tan da sağlıkları daim olsun inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Evet, şimdi ben yüce kitabımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi yüce kitap, yani herkesin mutlaka ama mutlaka okuması gereken, baştan sona kadar okuması gereken bir kitap. Zaten farz bu yani. Hocam bir soru sorayım. Ne kadar sürer? Yani yüce Kur'an'ı bir insanın okuması ne kadar sürer? Ömrünüz yetmez. Yani ona başladığınız zaman her defasında kitabı açtığınızda defalarca okuduğunuz bir surenin içinde bu benim hiç dikkatimi çekmemişti diye diyeceksinizdir. Her defasında zaten yüce kitabın mucizelerinden bir tanesi i̇şte de bu. Budur. Ve ben değerli izleyicilerimize bu akşam yüce kitabımızdan bir örnek vereceğim. Ve yani tam 21. yüzyıl ve 2005'teki araştırmaların sonuçlarına ta başında, yani alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'e 1400 yıl önce vahiy ile gelirken ki bugünler için neler söylüyor. Yani ben hep şunu söylerim Hüseyin, yüce kitap zamanı yüklenmiştir. Yani zamanı yüklenmiş demek her devirde her zaman geçerli. Dolayısıyla bir şeyi daha bilmekte fayda var. Çünkü zaman dediğimiz şey biz insanlar için, canlılar için geçerli olan. Yani şu da var. Yani 100 kilometre yukarıya çıktığınız zaman orada ne gece var ne gündüz var. Yani Allah zamanı belirleyebilmeniz için size geceyle gündüzü yarattık der. Dolayısıyla günleri ancak böyle sayabiliyorsunuz. Yoksa güneş belli bir yerde, diyelim ki öğlen vakti duruyor. Zamanı nasıl tayin edeceksiniz? Hep aynı bir şey de olsa. Şimdi
canlılar da zamanı emerek canlılıklarını idame ettirirler. Şimdi değerli izleyicilerimize ben bu konuda biraz açıklık getirme anlamında Secde suresi vardır. Yani bu 32. suredir. Orada duymak kelimesine çok fazla şey yapılır. Dikkat çekilir. Şimdi burada semiyan ve basiran diyoruz ya, yani insan işte işiten ve gören bir varlıktır derken, buradaki işitmek, duymak, mesela duymanın bir şeyi, hani dersin ya, ya ne duygusuz insan dersin. Hmm. Duymak yani burada hissetmek anlamındadır. Aynı zamanda algılamak anlamındadır. Yani buradaki işitmenin şeyi. Fakat bunu engelleyen şey nedir? Konuşmaktır. El iki söylerse sen kelamı dinle, bir söyle der. Yani dolayısıyla konuşmak isteği insan, o nefsane olarak geliyor ve konuşmak istiyorsunuz hep. Ama dinlemek çok daha önemli. Dinlediğiniz zaman da algılayacaksınız. Şimdi burada algılama da iki türlü. Tıpkı sevgi gibi. Yani sevgi, aşk gibi. Yani burada romanda olan bir aşk var. Yani bir erkeğin bir kadına, bir kadının bir erkeğe, babanın evladını sevmesi gibi. Bir erkeğin bir kadınını sevmesi gibi. Böyle bir şey sevgi. Ancak işte ne bileyim ben, kara kaşına, kara gözüne aşık olur, sever. Biz o sevgiden bahsetmiyoruz burada. Bu Allah aşkıdır. Yani sen işte romandaki sevgide, romandaki bahsedilen aşkta fiili, cismani bir şeyini görürsün. Ya kara kaşını, ya kara gözünü, işte bir şeyine, endamına, neler var değil mi türkülerimizde? Dolayısıyla burada hani ben Allah'ı seviyorum derken siz Allah'ın nesini gördünüz de seviyorsunuz değil mi? Dolayısıyla Allah aşkı, Allah sevgisi, işte bu Secde suresine baktığınız zaman hissetmek, duygu, yani bu önemli bir şey. Çünkü neden? Kaf suresi, yani 50. surenin 37. ayetinde Allah limen kâne lehu kalp, ben size kalp verdim diyor. Yani bu tabii ki sol tarafımızda çalışan o fiziki yani kalpten bahsetmiyoruz. O P ile yazılır. Bizim söylediğimiz Bursa'nın B'siyle yazılan kalpten bahsediyoruz. Dolayısıyla işte insanoğlunda açılan iki kapı var. Bir, gözlerle, yani basiran dediğimiz, bir de işitmek, kulakla. Şimdi burada duymak diyorsun, aa onu duydun mu filan. Ama burada duygu, işte o girerken insan alemine ikiye ayrılıyor. Biri kalbe gidiyor, diğeri de insanın beynindeki aklın çalışmasına, a priori kalıplarına gidiyor. Onun için ben değerli izleyicilerimize Secde suresinin içerisinde zikredilen o sem'a veya semiyan kelimesinin çok iyi algılanması şeyindeyim. Mesela görmekte de insan hani bakarsın da görmezsin. Ya nasıl oldu da görmemişim? Hani bazen derler ya burnunun ucunu görmüyor veya burnunun ucundaki tehlikeyi görmüyor filan. Yani böyle basir, belki şöyle de denilebilir. Halk arasında şey var, ne basiretsiz adam. Evet. Yani ileriyi görmüyor. Sezgi var burada. Dolayısıyla sezgi işte hep kalple ilgili olan taraftır.
İşte işitmede iki özellik var. Bunu birbirinden iyi ayırt etmek lazım. Hatta Araf suresine bakarsanız, yani 7. surenin 204. ayetinde Yüce Allah Kur'an okunduğu zaman diyor, susun, dinleyin, rahmet ve merhametine Allah'ın üzerinize gelir. Hatta namaza durduğunuzda da saf saf önünüzdeki imam, işte safları sıklaştırın, Allah'ın rahmeti ve bereketiniz üzerinize olsun deyip sonra namaza dururlar. Şimdi bakın, bu Kaf suresinde yani 37. ayette enteresan bir şey var. Yani limen kâne lehu kalp, ben size kalp verdim diyor ama orada bir de dinleyenler için der. Semiya, yani dolayısıyla dinlenebildiğiniz zaman, dinlediğiniz zaman o duyguyu, onu hissetmeniz lazım. Bütün olay orada başlıyor. Şimdi bir şey var, bakın Kur'an'ın tamamı bir mucizedir. 1999 yılında Terra dünya demektir. Bu uyduyu uzaya gönderdiler. Sonra 2003 yılında gönderilen ikinci bir uydu vardır. O da Aqua. Ve bunlar 2004'ten itibaren Aqua, su demektir Aqua. Evet. Bilgi toplamaya başladı. Şimdi Terra'nın görevi nedir? 1999'da gönderilip 2000'den itibaren dünyaya bilgi gönderiyor. İklim değişiklikleri, yani dünyadaki iklim değişikliklerini inceleyen, bu anlamda bilgi toplayan bir uydudur. Aqua ise ne yapıyor? Yeryüzündeki bütün su hareketlerini, suyla ilgili ne varsa onun hakkında bilgi topluyor. Yani Himalaya'da donmuş buzlardan düşünün, Toros Dağları'ndaki karlı bir dönemi düşünün, denizlerdeki hareketleri düşünün. Bütün bunları, okyanusta, Pasifik'te nasıl suyla ilgili bir hareket varsa Aqua uydusu bununla ilgili bilgi topluyor. Şimdi tabii ki 2007'den itibaren bakın bu bilgiler gelmeye başlayınca veriler toplanıyor bir databankta. Ondan sonra dünyanın suyla ilgili bildiğimiz, bilimsel olarak değerlendirdiğimiz birçok şey alt üst oldu. Yani tepe taklak geldi. Nasıl Newton mekaniğinin yerine kuantum mekaniği geldiyse, her şeyi tepe taklak ettiyse, çünkü bilim böyle bir şeydir. Size bugünün doğrusunu söyler. Ertesi gün Hüseyin çıkar, tamamen tersini söyleyebilir. Değiştirir. Yepyeni bir şey koyar. Ama ne diyoruz biz? İlim asla değişmez. Dolayısıyla din de değişmez zaten, biliyorsunuz. Din Allah'ındır. Bunu konuşmuştuk geçen hafta. Din asla değişmez. Hatta alemlere rahmet Peygamber Efendimiz'e kendi ağzıyla ikrar ettirir Allah. Ya Muhammed, senin dinin İbrahim'in dinidir. O hiç değişmedi ki. Yani Fetih suresinde de bunu görürüz. Allah'ın sünneti asla değişmedi. Tebdila ve tahvila olarak da zikredilir. Şimdi bakın, o kadar enteresan ki Kur'an'da 1000 sayısı, mesela biz Nuh'a 1000 yıldan 50 yıl eksik ömür verdik der. Şimdi şeye gelecek olursak, Secde suresine baksın değerli izleyicilerimiz. 32. surenin 5. ayeti. Çok enteresandır. Yani onu algıladığınız zaman, Aqua uydusuna getireceğim sözü, yani hakikaten böyle ürpertir insanı. Şimdi burada ne diyor Yüce Allah?
gökten yere kadar, yani yeryüzüne kadar bütün işleri Allah yürütür. Yani her şeyi yürüten o. Amenna biliyoruz. Sonra bu işler sizin için süresi 1000 yıl olan ama bize göre bir gün olan, o bir de ne anlama geliyorsa birlik anlamındadır, bize geri döner. Bize tekrar rücu, orada ya rücu kelimesi kullanılır. Yani tekrar bize döndürülür, tekrar bize yükselir, tekrar bize sorulur, biz onu tekrar değerlendiririz anlamında. Şimdi bakın bu çok enteresandır. Bu Aquanın bilgileri toplanmaya başladığı zaman benim bilgilerini işte bununla ilgili uydudan gelen bilgiler, internette NASA'nın yayınladığı bazı şeyler var. Hep takip ederim onları. Şimdi bak Hüseyin, bizim bildiğimiz konu mesela bu Atlas Okyanusu var ya, ta Antarktika'dan böyle işte Afrika'nın Ümit Burnu'ndan böyle yukarıya doğru çıkar, İngiltere'ye doğru, İskandinav ülkeleri, Grönland kuzeye doğru gider. Burada bir yüzeyde bir akıntı görürsünüz. Şimdi planktonlar var. Planktonlar denizdeki mikro canlılar. Bunun bir kısmı bitkiseldir. Fito, bitki demektir. Fitoplanktonlar, bir de zooplanktonlar vardır. Yani ne diyelim biz ona, hayvansal diyelim. Evet. Şimdi iki tür bunlar ve bu fitoplanktonlar, bitkiler biliyorsunuz ne yapar? Fotosentez yapar. Yani güneş ışığını alır. İşte karbondioksit, mesela karbondioksiti en çok kullanan, yani oksijene çeviren denizlerdir. Yani insanlar işte bunu hep biraz farklı değerlendirirler. Denizlerdedir o şey. Karbondioksiti alır ve güneş ışığı bir de su birleştiği zaman biliyorsunuz işte buradan şeker çıkar. Yani selüloz çıkar. Selülozun diğer bir şekli karbonhidrat diyoruz veya nişasta diyoruz. Yani selülozla tahta, mesela tahta bir selülozdur. Bir bitkinin yaprağı selülozdur. Yani bunlar hep şekerdir, bunların yapıları. Ha, nişastayla glikoz, işte efendim nasıl söyleyeyim, selüloz arasında ne fark var derseniz, onun da temel yapı taşı glikoz, şeker. Ötekinin de, ama sadece birbirlerine bağlanış şekli, kimyasal olarak bağlanma şekilleri değişiktir. Şimdi bakın, bu bitkisel ve hayvansal planktonlar, ki balıklar bunlarla yaşıyorlar, onlar için çok önemli bir gıda, besin maddesi. Afrika'dan geçerken o Sahra çölünden gelen o kum, mineraller denize sürüklenir. Deniz yüzeyinde bu minerallere ihtiyaç var. Ve hem zooplanktonlar hem fitoplanktonlar müthiş bir şekilde besleniyorlar bununla. Fakat belli bir ömürleri var. Şimdi bunlar yüzeyden hareket ederler. Hatta baktığınız zaman böyle yeşilimsi, mavimsi bölgeler görürsünüz. Evet. İşte onların bir kısmı bitkisel, bir kısmı hayvansal planktonlardır. Bunlar giderek kuzeye yaklaştıkça denizin tabanına çökmeye başlarlar. Yani şimdi eskiden 5000-6000 metre derinlik ve bu hareket etmiyor diye düşünülüyor idi. Yani deniz tabanından bir hareketlilik yok diye düşünülüyordu. Halbuki bu Aqua ve Terra uydularından gelen bilgiler ışığında görüyoruz ki denizin tabanından, yüzeyden denizin tabanına iniyor, böyle bir döngü var. Ve bu döngü, yani Güney Afrika'dan başlayıp daha doğrusu Antarktika'dan başlıyor da
ısınmaya başlıyor ya, ekvatora doğru Afrika'ya yaklaşınca suyun yüzeyindedir. Ama İskandinav ülkelerini, Avrupa'nın batısını geçmeye başlayınca tabii ki yoğunluk artıyor ve tabana çöküyor bunlar. Şimdi bitki dediğiniz şey fotosentez ya, yani karbonhidrat ya bunlar. Selüloz, yani bol karbon içeriyorlar. Hem zooplanktonlar hem fitoplanktonlar. Bunlar ne yapıyor? Denizin tabanına çöküyorlar. Ve bu devri alemi, yani Antarktika'dan başlayıp Kuzey Kutbu'na kadar gidip oradan tekrar aşağı inip tekrar Antarktika'dan çıkması demek 1000 yıl demek. Ve bugün bu ispat edilmiştir. İşte gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde bize rücu eder. Ya rücu, döner. Biz bakar orada kudret acaba nasıl bir ekolojik dengeye karar verecek? Bitti. Hani karada ve denizde insanoğlu fesat çıkardı diyor ya Rum suresi 30'un 41'inde. Belki akıllarını başlarına alır diye biz cezalandırıyoruz diyor. Bak şimdi Hüseyin, 1000 yıl bu devri alem süresi. Bunu insanlık, yani bilim daha yeni buldu. Şimdi buradaki en önemli şey ne biliyor musun? Peki bize rücu eder derken, yani tekrar açığa çıkar, enzelna, yani tekrar vücut bulması, tekrar ortaya çıkması, tekrar yeni bir formasyonda bu olayların ortaya çıkması anlamındadır bu yarucu. Şimdi bunu nasıl izah ediyorsunuz? Bakın bu karbonca zengin, yani karbon demek kömür demek, denizin tabanına çöküyor. Tabii ki dünyanın merkezine doğru inmeye başladığınızda biliyorsunuz 4500-5000 derece sıcaklık var. Bunlar da oradan katmanların arasından bu merkeze iniyor. Yani bu tonlarca tonlarca fitoplankton ve ölü tabii bunlar. Miadını doldurmuş, ömrünü tamamlamış. Zooplankton ve fitoplankton, yani kömür artık bunlar. Ne oluyor? Dünyanın merkezinden yukarıya doğru, işte o kızgın lav biliyorsunuz oradaki, oraya kömür akmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Birden kömürü yakarsanız ne çıkar ortaya? Karbondioksit gazı çıkar. Hızlı bir şekilde bir bakıyorsunuz bir yerde yanardağ patlamasıyla doğal denge kendisini ne olmuş oluyor, kurmuş oluyor. İşte yani bir günde ortaya çıkıyor ya o yanardağdan. Yüz binlerce ton lav akmaya başlıyor. Bir de gaz çıkışı var tabii. Bütün ekolojik dengeyi işte bununla kuruyorsunuz. Ve bu devri alem 1000 yıl. İşte bu yani Kur'an'ın bir mucizesidir. 1400 yıl önce Yüce Kitap'ta bu yazılı. Onun için ilk başta insanlar deniz tabanı durgundur işte. Aşağısı 7000, 8000 metre. Orada ne olacak işte? Olmuyor. Bütün onlar neticede tabandan yavaş 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 1000 yıl süren bir süreçte bu döngü bu şekilde tamamlanmış oluyor. Yani onun bir gün dediği işte o andaki patlamayla yanardağ bir bakıyorsunuz bir yerden patlıyor. Ve bu fito ve zooplanktonların karbon olarak kömür halde ne yapıyor? Karbondioksit gazı hızla genleşiyor ve dünya yüzeyine yükseliyor. Tekrar bize yükselir, ortaya çıkar, yarucu yani bize döner. İşte orada tekrar Yüce Allah ne takdir ettiyse tekrar bir 1000 yıllık serüven başlıyor veya tamamen farklı bir ekolojik denge kuruluyor. Evet, bunu değerli izleyicilerimize
anlatmış olduk bu arada. İşte Yüce Kitap böyle bir kitap. Hüseyin, yani onun içerisinde ne sırlar var? Okuyacaksınız, okudukça göreceksiniz ki insanın bilim bilim diye hani bağırıyor ya, biz bilimde şunu yaptık, bunu ne yaptınız ki? Yani ne var ortada ki? Ortaya koydun, hala kanser diyorsun, kanseri tedavi edememişim mübarek. Neden bahsediyorsunuz? Yani hala romatizmayı tedavi edemiyorsun. Hayatı boyunca ilaç kullandırıyorsun. Şeker hastalığını hala tedavi edememişsin. Yüksek tansiyonu hala tedavi edememişsin. Ne oluyor? Yani çok büyük bir şeyler yok ortada. Şöyle bakacak olursanız. Yani işte insandaki bu azamet, bu bilimperestlik, bunlar resmen bilimperestlik yapıyorlar. Zannediyorlar ki güç bilimdedir. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Çünkü sizin güç dediğiniz şey haktadır. Hakkı bileceksiniz. Hak dediğiniz şeyde de ilim var. Sen bilimle çok fazla bir yere varamazsın. Ha, ama biz bilime saygısı olan bir insanız. Günün anahtarıdır, yarın şöyledir, böyledir. Ama da pek de bir şey çözmüş değil insan. Neden çözemiyor? Neden hocam? Hakikaten merak ettiğimiz bir şey. Değil mi? Neden çözemiyor? Bak, çok tekrar gelişti deyip duruyorlar. Değil mi? Tıp çok ilerledi. Gidiyorsun. Efendim, fizik de ilerledi, kimya da ilerledi. İş sağlık meselesi değil konu sadece. Yani ne yaptı insanoğlu? Allah açık ayeti var. İçinizde öyle insanlar vardır ki ilim sahibi olmadan benimle mücadeleye kalkarlar diyor. Sen biliminle ne yaptığını zannediyorsun? Eğer yaptığın bilim ilmin ilmi taraftan uygun değilse, ilme ters düşüyorsa, boş işlerle uğraşıyorsun demektir. Hiçbir yere varamazsın. Gidersin, kafanı duvara vurursun. Ondan sonra tekrar baştan başlarsın. Onun için günümüzde insanlık nereye? Tekrar doğaya dönmeye başladı. Dikkat et. Yani o 1950'lerde işte o ilk antibiyotiğin insan sağlığı üzerinde enfeksiyonlara karşı kullanılmasıyla, yani 1942-43'ten sonra zannettiler ki o her şeyi çözecek. Mübarek, senin antibiyotik dediğin şeyi sana toprak verdi ya. İnsan bulmadı onu. Yani insanın yapay olarak, sentetik olarak ortaya koyduğu bir şey değildir antibiyotik. Penicillin notatum dediğimiz bir mantardan elde ettiler. Ondan 4 yıl sonra da 1945'te de şeyi buldular, streptomisini. O da gene topraktaki bir bakteriden. O da bakteri, biri mantar, biri bakteri. Yani insan ne buldu? Yani bir şeyi sanki yoktan var etmiş gibi. Hani şu teorinin yaratıcısı diyorlar ya, sen yaratmak Allah'a mahsus. Böyle kendinize göre gelin güveyi olup da havalara da girmeyin, büyüklükte taslamayın. Sonunda ne oldu insanlar? Aslına dönecekler. Çünkü Yaradan'ın yarattığı hilkat dediğimiz yaratılışın kanunları var. Bu kanunlar ilimdir. Bunlara saygı duyacak sizin biliminiz. Eğer o bilimin içinde ilim yoksa yaptığınız bilim batıldır. Hiçbir yere varamazsın. Öyle döner durursun. Nitekim bu yapıldı işte. Neticede 1950-60 ve gıdayı kontrol altına almaya başladılar. Bütün tohumları değiştirmeye başladılar Hüseyin. Ne oldu? Standart domates, standart patlıcan, tornadan çıkmış gibi kabaklar, salatalıklar, elmalar, envai çeşit elma vardı. Mesela yaz elmasını bulamazsın, yafa portakalını bulamazsın. Yok artık yani, yok. O çeşitlilik, o zenginlik yok. Hep tek tip gıdayı kontrol altına almak, insanı kontrol altına almak, insana hükmetmek. Kimsiniz siz ya? Kimsiniz? Allah bile dini kurduğu din ile insanlara hürriyetini vermiş. Siz de insanları bağlamaya çalışıyorsunuz. Kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Yanlış yoldasınız.
Hiçbir yere varamazsınız. Neticede tohumları değiştirdiler işte. Şu oldu, bu oldu. Ve en sonunda tükettikleri bu, yani tohumlar değiştiği için, hani diyorum ya, çöp yiyor insanlar, evet, diye. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bütün dünyada bu yapıldı. Tohumlar değiştiriliyor. Ama neticede şu oldu. Değiştirildikleri için içi boş bunların. Yani insan sağlığını koruyacak olan etken maddeler, etkin maddeler içerisinde eksik. Dolayısıyla yiyorsun yiyorsun, bir işe yaramıyor. Yani. Yaramadığını da zaten anlamıyorlar mı Hüseyin? Ne yerse şişkinlik yapıyor. Çünkü vücut istemiyor onu. Sindirebilecek enzimleri yok. Ona uygun değil. Efendim ben elma yiyorum. Tamam mübarek. Elma yiyorsun da onun içindeki etken maddeler değişti. Yani oranları değişti. Araştırma burada bahsetmiştik hocam. Bir araya söyleyeyim onu, değerli seyircilerimizle de paylaşmış olalım. Ya 1960'lardaki bir elmadaki faydayı alabilmek için, oradaki elmadan fayda edebilmek için iyi bir elma bulmamız gerekiyor. Ondan da 28 tane yememiz gerekiyor. Evet. Ve bu kadar yiyemeyeceğinize göre bir de onun içerisinde, yani dengesini bozduğunuz için, tohuma müdahale ettiğiniz için, ki biz buna biyolojik sakınımı prensibi diyoruz. O zaman içindeki etken maddelerin oranları da değişiyor. Ve fayda görmüyorsun. Ne yersen gaz yapıyor, şişkinlik. Tabii. Yok efendim kromozom sayısı şu kadardı da buna değişti. Bunları bana söyleme, değiştirtmeseydin. Ninelerinizin beslendiği gibi, dedelerinizin beslendiği gibi beslenin. Nerede onlar? Hani o gıda besleneceğim de var mı? Yok. 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 Bunu söylüyoruz. Ama işte şunu söylüyorum Hüseyin. Yani gerçekten Anadolu topraklarının üzerinde öyle nimetlerimiz var ki, meyve ağaçlarımız, sebzelerimiz, bu tohumlar hala var. Bunları hızlı bir şekilde bizim tekrar çoğaltmamız lazım. İnşallah ya Rabbi, İnşallah. Çoğaltacağız. Yani insan kafasını vuruyor işte şimdi, keşke diyorlar. Ama Türkiye çok şanslı, çünkü Türkiye Anadolu topraklarına sahip. Türkiye'nin imkanları Türkiye'den milyon milyon kat daha büyük. Onun için bu bir lütuftur. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Yani hep bin yıllık evrimler, dönüşümler, yani doğal dengedeki bu değişim süreçleri vardır. Bin yıl az bir süreç değil insanoğlu için. Yani normal 50 yılını düşünecek olursanız, yani hayatı idrak edip de kavrayıp da işte şudur budur deyip olana kadar insan ortaya çıkıyor. Yani 50 yıl, bunu bine böldüğünüz zaman az bir rakam çıkmıyor ortaya. Kaç tane nesil geçiyor ve insanlar bunlardan ibret almıyorlar. Hüseyin, ibret almayanlar ibretlik olur. Yani Bunu çok iyi bilmemiz lazım. İnşallah ya Rabbi Türkiye bu anlamda çok muhteşem yerlere gelecek. Çünkü biz farklı bir toprağa sahibiz. Yani bu çok sanki Allah lütfetmiş, özel olarak Anadolu'yu bize vermiş. Yani dünyanın hiçbir yeriyle bunu mukayese edemezsiniz. Böyle. Onun için ona iyi sahip çıkmamız lazım. Son, belki ben değerli izleyicilerimize hatırlatmakta fayda görüyorum. Defalarca söylemişimdir. 21'in 13'ü Enbiya suresi 13. ayet. La terkudu, yani terk etmeyin, kaçıp gitmeyin. Size nimet verdiğimiz yurtlarınıza dönün. O nimetlerden hesaba çekileceksiniz diyor. Niye tenkide diyorsun o zaman gıdayı, değil mi? Bak Anadolu'da neler var. Ama bunların bir an önce derlenip toparlanıp çoğaltılması lazım. Çünkü birçok tür, yüzlerce, binlerce tür kaybolup gitti. İşte ne kurtarırsak kar. Kar. Yani evet hocam, çok sıklıkla altını çizdiğiniz bir konu. Bir de
yani yeni de değil yani. Siz bunu kaç sene önce başladınız hocam bunu anlatmaya? Ben söyleyeyim. 95. Yani 95 dediğimizde 20 sene diyecektim. 21 seneye tekabül ediyor. 21 evet. senedir bunu söylüyoruz, söylüyorsunuz. İnşallah epeyce bir yol almışızdır yani. Ben alındığını da biliyorum. Sizin de çok önemli çalışmalarınız oldu. Bu tohumları saklamak çok önemli hocam. Sadece tohum değil yani genel olarak toprağa bakış açısını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani işte büyük baş hayvan, küçük baş hayvan konuşuyoruz ya. Yani evet. Yani hocam ondan sonra da gidiyorlar işte bilmem nerede yurt dışından peynir ithal etmiş gelmiş peynir. 100 gramına bilmem kaç para veriliyor. Halbuki bizim ne peynirlerimiz var. Yani onlar ne ki bizimkinin yanında gibi. Konuyu çok açarsak bu sefer telefonda bekleyen Fatma Hanım, Müşerref Hanım, Sevgi Hanım bize gönül koyar. Evet. Buradan da Twitter'dan da sorular geliyor. Müsaade ederseniz i̇şte başlayalım tabii o bölüme. Son hülaseten yüce kitap zamanı yüklenmiştir. Her devirde, her zamanda geçerlidir o kitap. Onu iyi okuyup anlamak lazım. İnşallah Allah herkese hocam hakikaten gönlüyle okumayı da nasip etsin. Çünkü Kur'an'ı okumayan insanın basireti bağlanmıştır. Hesap sorulacak okudun mu okumadın mı diye. Yani bunu çok iyi biliyor değerli seyircilerimiz. Sorulacak değil mi hocam? Sorulacak. Şüphesiz. Okudun mu okumadın mı? Bir de okumak da yetmiyor. Ne anladın sen ondan? Yani önemli olan, bu çok önemli bir şey değil mi hocam? Yani ne anladın hakikaten? Çünkü anladığın zaman zaten sen bu hayattaki birçok şeyi çözmüş oluyorsun. Hem insani olarak, yani hem hukuki olarak hem ahlaki olarak diyelim. Evet, buyurun. İsterseniz hocam noktayı koyalım. Ya Allah diyelim. Hadi, evet. Peki hocam, o zaman Fatma Hanım çok beklediniz bizi. Ankara'dan arıyorsunuz. Hayırlı akşamlar eğer hala hattaysanız. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun sorunuzu alalım. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyna aleyküm selam. Fatma Hanım. Benim 2 senedir 9-10 milim büyüklüğünde böbreğimde taşım vardı. Ve bu zamana kadar hiç ağrım, sancım olmuyordu. Ve ben şu anda 3,5 aylık hamileyim. Bir gece ağrı ve sancıyla uyandım. Gebelikten dolayı taşım parçalanmış. Ve 2 hafta oldu. Hala ağrı ve sancı çekiyorum. Ve hala taşım düşmedi. Gebelikten dolayı da tıbbi müdahale yapılamıyor. Bitkisel olarak bebeğe zararı olmayan ne önerirsiniz? Ben şu anda zeytinyağı ve limon kürü kullanıyorum 1,5 haftadır. Evet. Ve yine hala ağrım sancım geçmedi. 3,5 aylık hamilesiniz değil mi? Evet. Şimdi hamilelik döneminde ben çok fazla bir şey önermek istemiyorum. Özellikle ilk 3 ayı zaten hamileliğin en önemli ayıdır. Bebeğin en hızlı geliştiği dönemdir. Bunu doktorunuza sorun. Ben size avokado yaprağını önereceğim. Yani böbrek taşı için. Doktorunuza bilgi verin. Kullanmanızda eğer bir mahsur görmüyor ise avokado yaprağı günde bir defa içeceksiniz, kullanacaksınız bunu. 5-6 yaprak bir bardak suda. Bu kaynatılıp suyu içilecek. Günde bir defa ve en fazla da 10-12 gün. Bilemediniz 15 gün daha fazla kullanılmaz. Çünkü çok hızlı bir şekilde taşı düşürüyor ve böbrek ağrısını da alıyor. Ancak hamile olduğu için Fatma evet. Hanım doktoruna da mutlaka ne yapsın? Danışsın. Tabii ki. Hayırlı akşamlar Fatma Hanım. Müşerref Hanım size gelmeden önce. Şimdi bu tabii İsmail Dümbüllü değildir. Böyle bir şey kullanmış, lakap kullanmış Twitter'da. Elbette ki değil ama. Hocam yüksek fizikçiyim. Bunca yıllık eğitim hayatımda sizi dinlerkenki gibi doyuma ulaşamadım. Rabbim daim etsin demiş. Ecmain. Yani 2 dakika önce göndermiş bunu tweet'i. Evet. İletimledim size. Demek ki ilim yolunu seçmiş. Hem bilim yolunda git. Hem ilim yolunda gideceksiniz. Her iki yolda.
Sırat-el müstakim dediğimiz bu. Yani insan elinden, çünkü Allah'ın muradı nedir? Allah'ın arzusu nedir? İnsan, benim yarattığım kulum kendini geliştirsin. O da ortaya bir şeyler koysun. Ama benim sünnetim olan ilim, benim hakikatim, buna da saygı duysun. Yaratılışın kanunları var. Siz bunlara müdahale edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Ona saygı duy. Ha, burada her ikisini de götür. Yani sırat-el müstakim, orta yol, dost doğru yol. İşte hem bilimi al, hem ilimi al. Yani en şeyi budur. Evet. Yani hocam, şimdi siz böyle sohbet açtığınız zaman bir sürü şeyi bende de böyle harekete geçiyor. Mesela bunu, ilmi sadece ilim adamları mı okumalıdır? Yani şundan şunu bahsediyor, şunu söylemeye çalışıyorum. Diyebilir ki çok da ilgilenmeyen birisi, ya ben bunu, beni aşan bir konu. Bununla ilgili insanlar var. Çalışıyorlar. Mesela siz hocam bununla ilgili bir insansınız, çalışıyorsunuz. Ben niye okuyayım? İşte okuyor. Yani Kur'an'daki ilimden de bahsediyorum aynı zamanda. Hocalar var. Bize anlatıyorlar, dinliyorlar. Bu yeterli olur mu? Hayır. Çünkü bakın, şunu söyleyeyim. Her canlı yaratılışına göre hareket eder. Bunu unutmayın. En basit bir tavuk. Altına bir tavuk yumurtası koy, bir de ördek yumurtası koy. Bu ikisi de çıkacak. Fakat tavuk civcivi karada kalırken çıkan ördek suya doğru gidecektir. Yaratılışına göre hareket eder. Dolayısıyla ondan sonra onlar içgüdüleriyle hareket eder hayvanlar. Çünkü ilahi programları, evet, genetik yapılarına nasıl davranacakları bu yazılmıştır. Orada yazılı bu program genetik yapısında. Ama Allah insana en büyük şeyi vermiş. Hürriyetini vermiş, aklını kullan demiş. Dolayısıyla kendinizi geliştirmek zorundasınız. Onu açık ayeti yok mu? Siz elinizi kolunuzu sallayarak cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Allah. Bu ne demek? Demek ki Allah kullarının gelişmesi için kendilerini Allah imtihan ediyor. İmtihan derken böyle kötü anlamda değil yani. Nebele dediğimiz, nebil dedi orada. Yani sınavlardan geçiriyor ve insan kendisini geliştiriyor. Allah gelişmiş kulunu cennette istiyor. Yani hak etmiş kullarını cennette istiyor. Öyle cahilden de uzak dur diye emri yok mu? Öyle. Hazreti İbrahim Azer'den uzak durmadı mı? Düşün yani. Yani işte, hocam ve şimdi sonra Allah'tan da istesinler. Yani bazen şey diyorlar ya, dünya hayatı için değil ahiretin için iste. Niye dünya hayatı için de isteyeceğiz? Örnek var önümüzde. Hazreti Süleyman peygamber Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi, bana öyle bir hükümranlık ver ki bugüne kadar hiç kimseye nasip etmediğini. Bak, peygamber istiyor bunu Allah'tan. Kulun için istemesin. Bu dünya hayatında da iyi bir yaşam ama ahireti için de iyi bir yaşam. Siz bu dünya için istediğiniz şeyi eğer kendi nefsiniz için değil de insanlık için istiyorsanız, o hükümranlığı Allah size verecektir. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Yani kendi nefsin için değil. Bir insan mesela, ben ilmi Allah'tan insanlığa yardım edebilmek için istiyorum. Kendi nefsim için istemiyorum. Yoksa ben bilgiyi paylaşmam. O bir tarafta da adama sorarlar tabii. Gel bakalım, biz sana bu ilmi verdik. Sen şimdi çıktın geldin karşımıza. Hayır ola. Değil mi? Yani dolayısıyla paylaşmak içindir. İnsan olmanın en büyük özelliği onun insanlığında. O insanlığı nedir? Paylaşımcı olmasıdır. Yani dolayısıyla her birçok ayette görürsünüz. Ya size verdiğim mallarınızın üstünde haklar vardır diyorlar Allah. Nereden seninmiş o? Yani hepsi senin değil ki.
bir kısmını da vereceksin, yardım edeceksin. Kesinlikle. Yani dolayısıyla şimdi laf nereden açıldı, nereye giriyoruz? Yani Kur'an sohbeti böyledir. Bir kapıyı açarsın, öbürünü tam kapatacağım derken başka bir kapıyı açıyorsunuz. Kapanmaz hocam, kapanmaz. Yani işte sınırsızdır bu kapıları. O anlamda söylüyorum. İşte Allah kullarının kendisini geliştirmesini istiyor. Hani ne istiyorlar? Ha şey dedin yani, ya ben fizikçi, kimyacı mı olacağım yani, filan değil. İlim sahibi olacaksın. Sen dedene bir bak. Bak dedeni şöyle bir oku. Deden neler yapmış? O zaman diyeceksin ki ya bunlar şeye mi gittiler? Yani medrese mi gördüler? Hayır, insan kendisini geliştirir tefekkür ederse. İşte bunu da Kur'an gayet güzel insana yaptırıyor yani. Yeter ki açılıp okunsun. Aynen öyle. Kolaya kaçmayalım. Değil mi hocam? Yok öyle ben şey. Ben anlamam, ben etmem deyip de ondan sonra da oturup 5 saat her akşam televizyonda bir şey seyrediyorsun. Kapağını açmıyorsun. Olmaz. Ramazan geliyor. Şimdi hocam Ramazan'da böyle tabii. Çok şükür geliyor. Allah hepimizi inşallah kavuştursun ama böyle bir ay değil yani bu olaylar. Ramazan'da çok yoğunlaştık. Camiler doldu taştı. Çok güzel. Ne güzel ama bittikten sonra şey yapmamak lazım hocam, değil mi? Çekilmemek lazım. Sanki her ay Ramazan'mış gibi, en azından o kadar belki yoğun yaşanmıyor ama ben sanki orada biraz böyle bir şey hissediyorum. Bu da son olsun, uyarıyorlar hocam, çok telefon var, şey var diye. Yani Ramazan'ı çok güzel yaşayalım ama diğer aylarda da böyle hiç şey yokmuş gibi. Tabii. Bir Ramazan'da biz kurtarırız dersen kurtaramazsın. Çok çabuk kayıyor insan ya. Allah bak, 5 kere ezan okunuyor değil mi? Sela ve fela diyor. Huzura gel diyor yani. Çünkü insan hemen unutuveriyor orada. İşe kaptırıyor kendisini. Ve onun için bunu unutmayacaksınız. Yani peki hocam. Müşerref Hanım, umarım hocamın sohbetinden de istifade ediyorsunuzdur. İstanbul'dan arıyorsunuz bizi. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Hayırlı akşamlar. Hüseyin hayırlı Bey. Akşamlar. Buyurun efendim. Buyurun. Hocam hayırlı akşamlar. Size de. Teşekkür ederim. Bu televizyondan, sanıyorum televizyondan evet, dinliyorsunuz Müşerref Hanım. Televizyonun sesini lütfen kapatın hemen. Ki, tabii ki kopukluk hemen oluyor. Kısıyoruz. Tamam, hemen kısıyoruz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Buyurunuz. Evet. Şimdi hocam sorumuz şöyle olacak. Annemin uykusuzluk problemi var. Daha doğrusu 1-2 saat uyuyor, uyanıyor. Hani bununla ilgili birçok bir şey de denedi. Bitkisel anlamda Melisa çayı vesaire. Ya çok faydalı olmadı. Acaba burada önerebileceğiniz bir şey var mıdır? Yapabileceği bir kür ya da yatmadan önce. Tamam. Kaç yaşında anneniz? Annem 65 yaşında. 65 yaşında. Diyabet hastası aynı zamanda. Ne hastası? Diyabet. Diyabet. Kaç yıllık? Diyabet. Yani 3-4 yıllık, fazla değil. Geç başladı. Peki. Şimdi bakın. Uykusuzluk, bir kere uykusuzluğun çok fazla şeyi var. Mesela uykuya geçememe, uykuya dalamama, uyuyup sık sık gece uyanmak. Burada ben anneniz hanımefendiye bir programımda söylemiştim. Yani bugüne kadar uygulayıp da sonuç alamadım diyen yok. Alabaş kullanacak, alabaş, onu yönetmenden biz rica edelim, onu göstersin. Gerçekten evet, bu Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de buna kohlrabi denir. Lahana familyasındandır bu. Ne yapacak? İşte bu orta boy bir turp büyüklüğündedir. Akşam, ama turp gibi keskin bir tadı yoktur, onu da söyleyeyim. Akşam bunun yarısını tükecek, elma gibi ince ince dilimlesin. Ondan 5-6 tane ince dilim böyle tükettiği zaman yatmaya yakın böyle bir saat, bakın nasıl rahat uyuyacaktır. Çünkü
eğer melissadan, limon melissadan sonuç alamıyorsa bundan sonuç alacaktır inşallah. İnşallah. İyi akşamlar diliyoruz Müşerref Hanım. Hocam, tabii şimdi Sinan Bey diyor ki sizleri keyifle ve dikkatle izliyoruz. Bilgilerinizi bilince çevirmeye ve etrafımıza iletmeye çalışıyoruz. Viyana'dan Sinan demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Selam olsun Viyana'ya. Evet, Viyana'ya da. Hocam sizin oralar. Evet. Avusturya. Evet. Yabancısı olmadığınız yer. Peki şimdi bir dakika, bir buçuk dakikalık bir kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra Sevgi Hanım Bursa'dan telefonda bizi bekliyordu. İki dakika sonra Sevgi Hanım. Ve çok da soru var. Bunları da artık hiç başka bir sohbet hocamın da izniyle açmadan bu sorularınızı cevaplayacağız. İki dakika sonra karşınızdayız. Kendinizi hemen her gün mutsuz, karamsar, kederli, gergin ve ağlamaklı mı hissediyorsunuz? Arkadaşlarınızın, hatta ailenizin sizi anlamadığını düşünüyor, onlardan uzaklaşıyor musunuz? Kaygılarınız mı var? Peki tüm bunlardan kurtulmak için neler yapmanız gerekiyor? Depresyon, panik atak ve anksiyeteye karşı doğal kür nasıl yapılır? Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu anlatıyor. Az sonra. TRT Diyanet'te Profesör Saracoğlu ile Hayat ve Sağlık programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sevgi Hanım'ı çok beklettik telefonda. Bursa'dan arıyordu. Buyurunuz Sevgi Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi sizi tekrar görmekten çok mutlu olduk. Tabii ki hocamızı da. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hocam, benim annem 82 yaşında. Kalp kapakçığında problem vardı. Doktorlar artık yapılacak bir şey olmadığını söylediler. Ben de hocamın kürlerine başladım. 1.2'den şu an 2.2'ye çıktık. Maşallah. Çınar yaprağı kürüyle. Doktor da şaşırdı. Tabii şimdi ismini veremiyorum. İdrar söktürücü ilaçları vardı rahat nefes alsın diye. Onları kesti. Ben şimdi karabaş otuyla takviye yapıyorum. Hocama çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamın bilinmeyen bir sürü kürü var. Uygulayan insanlar var ama ulaşamıyorlar kendilerine. Biz onların sesi olmaya gayret ediyoruz. Elimden geldiği kadar herkese anlatıyorum. Şimdi hocamdan tek sormak istediğim şey, bu annemin akciğerinde 7 santimden 1.2'ye indi bu karabaş otuyla. Evet. Bu sıvı. Buna daha ne kadar devam edelim? Şimdi bir gün onu yapıyorum, bir gün onu yapıyorum. Evet. Daha ne kadar devam edeceğiz? Yani tamamen annemin akciğerindeki sıvı bitince mi başlayayım tekrar çınar yaprağı kürüne? Şimdi şöyle, burada yapacağınız şey dönem dönem ara vermek. Mesela evet. Bir ay uygularsınız, evet. Bir hafta ara verirsiniz. Bir ay uygularsınız, bir evet. Hafta ara verirsiniz. Çünkü olumlu yönde gidiyor. Evet. Ve herhangi bir yan tesiri de zaten bunların yok. Bu yok, şekilde Sevgi Hanım devam etsinler. Hocam gerçekten annemin doktoru da şokta. Zaten kendisi sizi arayıp görüşecek. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah bin kere razı olsun. Tek bir şey rica edeceğim. Annem size bir teşekkür etmek istiyor hocam. Buna müsaade edebilir misiniz acaba? Peki buyursunlar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ellerinizden öpüyorum. Allah size çok sağlıklı uzun ömürler versin. Ecmai. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Size de efendim. Alo. Buyurun. Alo. Ben Türkan Yardımcı. Buyurun Türkan. Ben 82 yaşındayım hocam. Evet. İşte kalp kahvemin kapağı rahat değildi. Evet. Sizin verdiğiniz ilaçlar üstüne kalbimin kapağı düzeldi. Rahat nefes alıyorum, nefes alamıyordum. Maşallah.
Maşallah. Hiç nefes alamıyordum hiç. Şimdi çok rahat nefes alıyorum. Ve dua ediyorum size. Allah sizin gibi büyükleri başımızdan eksiltmesin. Amin. Hep birlikte inşallah. İnşallah, inşallah. Peki. Peki Türkan Hanım. Selametle kalın. Türkan Hanım hayırlı akşamlar. Bursa'ya da sevgilerimizi iletiyoruz. Ya böyle şeyler beni çok utandırıyor, biliyorum, biliyor musun? Biliyoruz ya? Hocam ama çok gönülden ısrar ettiler öyle diyelim. Genel yani biz yapmıyoruz çünkü eğer siz istediğiniz için yapmıyoruz. Bunu yapmaya kalksak zaten bütün program sadece size bu tarzda telefonlar bağlamış oluruz. O zaman siz bunu hem istemezsiniz hem de diğer istifade etmek isteyen kişileri engellemiş oluruz. Ama ben çok şahidim sizde. Birkaç yere gittiğimde bir tanesi çok hakikaten özeldi. Burada anlatamayacağım. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Çok çok da şaşırmıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama sizin meşakkatli bulup da başlayıp bırakılırsa olmuyor değil mi hocam bu küller? Tam tarif ettiğiniz Tabii. şekilde, tarif ettiğiniz bitkilerle uygun bir şekilde yapılırsa sonuç evvelallah alınıyor. Tabii alınıyor. Ki doktor kontrollerini ihmal etmeyecekler. Doktor karşı çıkıyorsa biz doktorun önüne geçemeyiz. Onu da söyleyelim yani. O barış ne zaman sağlanacak acaba hocam? Yo, çok büyük aşamalar var. Elde edildi değil mi? Çok, bildiğin gibi değil. Hüseyin, ben değerli izleyicilerimize bu anlamda söylerim. İnan, onlarcası arıyor, hem teşekkür ediyor hem bilgi alıyor. Yani bize yeni bir kapı aralandı diyorlar. Olacak inşallah. Yani. İnşallah. Devam edelim hocam. Fatih Bey, merhaba hocam. Karaciğerimde portakal büyüklüğünde kist var. Nasıl bir tedavi uygulanabilir demiş. Tedavi değil ama siz bu... Siz Tabii şimdi kür. Bakın karaciğer kistlerinde şöyle söyleyeyim. Yani rahimde bir kist veya endometrioz istediğimiz bir çikolata kisti veya bir miyom belli bir büyüklükte ise, yani çok fazla büyük değilse, 10 santimi geçmemişse rahatlıkla bazı kürleri verebiliyorsunuz. Şimdi önerebiliyorsunuz destekleyici olarak. Şimdi burada portakal büyüklüğünde diyor, ben kendilerine burada özellikle 40 kilit bitkisiyle kibrit otunu öneriyorum. Bunu uygulasınlar. Karaciğerindeki kisti için tarifini de şeyden alalım. Hediye kızımız ben. Onu tarifini versin. Kullanacağı bitki ilk bir ay 40 kilit bitkisi. Öncelikle bir su bardağı klorsuz suyu kaynatıyoruz. İçerisine bir tutam. Yani yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı 40 kilit bitkisi ilave edip kısık ateşte 3 dakika kaynatıyoruz. Sabah ve akşam aç karnına yemeklerden yarım saat önce birer su bardağı içiyoruz. İlk bir ay bu şekilde devam ediliyor. İkinci aya geçtiğinde de kibrit otu. Yine bir su bardağı klorsuz suyumuzu kaynatıyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kibrit otu ilave edip kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz. 5. dakikadan sonra süzüp ılımaya bırakıyoruz. Ilıyınca yine sabah ve akşam yemeklerden yarım saat önce aç karnına içiyoruz. Toplamda uygulama süresi 2 ay. Peki, teşekkür evet. ediyoruz Hediye'ye de. Hocam, fena yakalandınız. Yağmur Hanım diyor ki, yeni kitabınız ne zaman çıkacak diyor. Biz de hep bekliyoruz. Ne zaman gelecek hocam bu kitap? Yazıyorum inşallah. Başladık, yazıyoruz da. İnşallah yarabbi yani. O kitabın da hocam çok önemli bir özelliği olacak. Onu da değerli seyircilerimize ben biliyorum da siz bir paylaşır mısınız ne hocam? Gibi? Hocam en iyi kürleri toplayıcı ve bilmediğimiz. Ha, en az 50 tane yepyeni kür olacak içerisinde. Mesela bugün gerçekten bilim ile çözülemeyen birçok rahatsızlığı burada çözebiliyorsunuz yani. Rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Biraz iddialı olmaktan
Bu bir yerde özgüvendir. Allah'a sığınırım kibir ve enaniyetten. Ancak bu biraz özgüven olarak bunu değerlendirmek lazım. İnşallah. Çünkü temelinde çalışma var hocam. Tabii. Özgüven ama yani ne kadar çalışıyorsunuz bir kür için? Kaç yılınızı alıyor mesela? Şimdi bak, bazen öyle oluyor ki Hüseyin, bakıyorum. Eyvah diyorum ya, buna ömür bile yetmez diyorum. Çok karmaşık. Bazen çok kolay diyorum. Bunu ben birkaç hafta içinde çözerim. 10 yıl geçiyor, çözemiyorsunuz. O çok karmaşık dediğiniz şey Allah açıyor işte kapıları. Yani ne yapıyorsunuz? 1-2 ay içerisinde çözebiliyorsunuz. Şimdi efendim, şunu söylemekte de fayda var. Mesela 1980'li yıllarda ben bir bitki üzerine 10-15 yıl çalışıyorsam, yani bugün 2 yıl yeterli olabiliyor çok karmaşık şeylerde. Fakat mühim olan ne biliyor musun? Şimdi bitkinin kimyasını kolay çözüyorsunuz da hastalığın kimyasını anlamanız lazım. Tamam. Şimdi o hastalığa karşı verilen ilaca bakıyorum. Şimdi öyle ilaçlar var ki bana en çok ışık tutan şeydir. Yani ben ilaca bakıyorum, kimyası, ha etkin madde bu diyorum. Bu etkin maddenin benzeri doğada hangi bitkide var? Bakarsınız, az çok bir şeyler ortaya, yani sizin için bir start vericidir o. Yani işinizi kolaylaştırır. Ancak öyle şeyler var ki klinik deneyi yapılmış, yani nasıl olduğunu bilmiyorlar. Diyor ki mesela bazı yüksek tansiyon ilaçları vardır. Sebebi bilinmiyor diyor ama tansiyonu düşürüyor diyor. Haydi. Yani bu anlamda birçok ilaç var. Dolayısıyla burada hastalığın kimyasını çok iyi anlamak lazım. Bitkinin kimyası zaten biraz bir şey biliyoruz orada. Ama mühim olan hastalığın kimyası. Bir de teşhis doğru konulmuş olacak. Evet. Yani hastaya yanlış teşhis konulmuşsa o zaman ilacın da faydası yok, vereceğimiz bitkinin de faydası yok. Peki hocam, çok kısa, ben çok merak ediyorum. Yıllardır soracağım, bir türlü fırsat olmamış. En çok hangi kür zorladı sizi? Hatırlar mısınız yani? En çok. Yani zorladı diyemem de şimdi yani bunu nasıl izah edeyim ya Rabbi? Mesela huzursuz bacak sendromu. Hı. Zorlayan kürlerden bir tanesidir. Çünkü o kadar çok yoğunlaşıyorsunuz ki şey değil yani. Bu sefer çok fazla konsantre olduğunuz zaman da mesela ben asosyal bir insan değilim. Ama çok fazla bir sosyal hayatım yok. Çünkü hep çalışmaktır yani işim benim. Bak bir anımı anlatayım. Bundan zannediyorum Eylül ayının ortalarında başladı bu. Hiç unutmuyorum. 9 Ekim'de başladı. Evet. 9 Ekim'de başladı. Aralığın ilk haftasına kadar. Ekim, Kasım, yani 2 ay. Gerçekten bir şey yapmam gerekiyordu orada. Ve ben sürmenaj oldum, biliyor musun? Oo. Seninle konuşuyorum mesela, ipin ucunu kaçırıyorum. Tekrar çalıştığım konu üzerine. Ya farklı bir şey düşünmek istiyorum, düşünemiyorsunuz. Yani sofraya oturuyorum, yemek yedim mi yemedim mi farkında değilim. Aman. Yani böyle sıkıntılı bir dönem geçirdim. Fakat hiç unutamayacağım. Yani herhalde dedim biz irreversible bir duruma düşüyoruz. Allah ya Rabbi, yani çok fazla da şey yapmamanız lazım. Yani. Evet. Fakat dediğim gibi yani zorlayan şey var. Mesela lahana ile başlamışımdır. Yağ yakıcıdır o.
biyotransformasyon, yani yağda çözünen toksinleri suda çözünür hale getiriyor. Sonra tekrar lahanayı baktığınızda aradan ne bileyim 2 yıl 3 yıl geçtikten sonra biraz bilginiz artıyor ya diğer bitkilerle ilgili olarak. Lahanaya tekrar baktığımda burada şöyle bir özellik var diyorum. Buyurun, uyku apnesine karşı özelliğini ortaya çıkartıyorsunuz. Sonra aradan bir yıl geçiyor, tekrar dönüyorsunuz o bitkiye. Çünkü bir nimet, Yaradan'ın yarattığı bir nimette tek bir hikmet değil. Bir bakıyorsunuz ki 7-8 farklı işe yarıyor yani. İşte hikmetinden sual olunmaz derken, sonra lahanaya bir bakıyorsunuz ki kan şekerini de düşürüyor. Mesela ilacını kullandığı halde kan şekerini düşürmekte zorlananlar var. Lahana ama açık alan tarımında yetişenden. Tamam, böyle bir şey bu Hüseyin. Ve en önemlisine mesela venöz yetmezlik, toplar damar yetmezliği ayaklarda varsa ağrı yapıyor, yürütmez. Böyle bu toplar damar yetmezliğinde buyurun lahana. 15 gün uygulayın, problemi çözüyorsunuz. 8-10 ay sonra veya 1,5 yıl sonra tekrar edebilir. Tamam, tekrar uygulayacaksın 15 gün. Üşenme. Yoksa ama şunu söylüyorum. Toplar damar yetmezliği, yani venöz yetmezlik, bunun bilimde çaresi yok. Ama ilim dediğiniz şey lahana işte. Kaynatıp suyunu içeceksin. Ama 15 dakika. Yani iki yaprağını. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. Yani bir özelliğini bulduğunuz zaman o bir veya 5-6 özellik aynı anda onu çıkartamıyorsunuz. Çünkü o konuda hep ilerlemeniz lazım. Başka bir bitkide aynı etken madde var ama o özelliği vermiyor. Yani mesela lahanayla brokoliyi mukayese edin. Onlarca etken madde birbirinin aynısıdır. Kadınlarda her iki kadından birinin memesinde fibrokist var. Lahanadan sonra brokoli aynı aile. Lahanayı kullanırsanız çözmüyor. İlla ki brokoliyi kullanacaksınız. Bu kadar. İşte halbuki kimyası, temel kimyası mirosinaz glikozinonat reaksiyonudur bu. Temel kimya aynı. İzotiyosiyanatlar, sulforofen. Her ikisinde de. Ama iş detaya girdiğiniz zaman detayda çok farklı. O küçücük detay. Zaten şey de orada saklı. Başarı da orada saklı. Hüseyin. Onu söylemeye çalışıyorum. Velhasıl yeter ki teşhis doğru olsun. Yeter ki hastalığın kimyası doğru anlaşılsın. Evelallah, o bitkinin kimyasıyla onu örtüştürmek mümkün. Peki bakalım hocam, Mahmut Bey arıyor bizi Muğla'dan. Onu nasıl örtüştüreceğiz? Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler Mahmut Bey. Buyurunuz, hayırlı nasılsınız? Hayırlı akşamlar Hüseyin Bey. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok şükür, elhamdülillah. Bizler iyiyiz. İnşallah sizler de iyisiniz. Değilseniz de buyurun hocam, karşınızda hemen sorunuzu alalım. Evet. Hocam hayırlı akşamlar öncelikle. Sağ olun Mahmut Bey, size de. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam öncelikle Allah razı olsun. Sayenizde problemlerim giderildi. Sizin 3 aşamalı kürünüzü öneriniz üzerine kullandım. Varikosel rahatsızlığı için. Evet. İşte ilk önce sıkıntı yaşıyordum. Ağrılarım oluyordu. O ağrılarım giderildi ve parametreleri bozulmuştu. Daha sonra şu anda sayenizde eşim şu an hamile. Parametrelerim düzeldi. Sayenizde derken bakın. Yani Allah-u Teala'nın sayesinde siz de vesile oldunuz. Çok sağ olun. İyi, çok sen. Bu akşam da hep böyle şeyler arıyor. Hocam ben de bilmiyorum şimdi tam. Sevgi Hanım çok ısrarmış da Mahmut Bey hakikaten bilmiyorum. Sadece bunun için mi aradınız Mahmut Bey, yoksa soracağınız bir soru var mı? Var Hüseyin Bey. Buyurun. Buyurun onu alalım. Eşim şu anda 1,5 aylık geri ve daha önce 2 tane gebelik kaybı yaşadık. Bunların sebebi de kan pıhtılaşması. Tamam. Tabii şu an tıbben tedavisini görüyoruz ama hani eşimin dikkat etmesi gereken yediklerin değiştiklerinde bir şey var mı? Ve sizin önerdiğiniz herhangi bir şey var mıdır hocam? Şimdi bakın, bu pıhtılaşma günde bir defa
en az bir defa, en çok iki defa böyle yarım bardak suya bir buçuk yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu. Mükemmel bir kan sulandırıcıdır. Pıhtılaşmaya karşı iyidir. Bir de aglütinasyonu engelleyecek, yani pıhtılaşmayı tetikleyebilecek gıdalar vardır. Bunlardan bir tanesi işte bol maydanoz tüketmek. Taze nane çok fazla tüketmeyecek. Kekik çok fazla tüketmeyecek. Mesela bazı, ben öyle insanlar tanıyorum ki bir bağ neredeyse şey yiyor, tüketiyor, maydanoz çok seviyor. Veya her gün iki bardak şey içiyor, kekik çayı içiyor. İşte hamile bayanların hamileliklerinin ilk 3 ayında buna özen göstermeleri lazım. Pıhtılaşma bu heterozigot, homozigot dediğimiz olaydan dolayı o. Pıhtılaşma sorunu yaşayan insanlara ben limon suyunu, bak hekiminizle de konuşun, evelallah o da aynı şeyi söyleyecektir. Limon kadar kanı ideal bir şekilde sulandıran, yani kan sulandırıcı ama öyle mesela bir yere pıhtı atmıştır veya trombus riski olan bir rahatsızlıkta siz limon suyuyla yola çıkamazsınız. Ama kanı sulandırır, damar sertliğini önler. Kan sulandıkça viskosite düştüğü için, kanın viskositesi düşer, daha rahat aktığı için kalbin de yükü azalıyor. Yüksek tansiyona karşı sizi koruyor. Dört dörtlük bir nimet. Sindirimi kolaylaştırıyor. Gaz yapıyorsa bağırsaklarınızdaki gazı alır, sindirimi kolaylaştırır. Böyle bir nimet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut Bey. Hem güzel sözleriniz için, hem temennileriniz için, hem duanız için. Allah sağlık sıhhat içerisinde ya Rabbi bebeklerini kucağına almayı nasip etsin. Amin hocam, amin. Siz ne güzel dualar alıyorsunuz. Maşallah hocam. Daha ne istersiniz ki bu hayatta? Birinin, kiminin parası, kiminin duası demişler. Sizin hiçbir zaman parayla bir şeyiniz olmadı zaten. Ben biliyorum. Çok şükür. Ama ne güzel hocam şu dualar. Maşallah ya. Yani hakikaten yine bir şey söylemeyeceksiniz siz. Ben biliyorum çok sevmiyorsunuz bunu. O yüzden bir soru daha sorayım. Eda Hanım diyor ki mide mikrobu diyor hocam. Tam olarak içeriğini anlamadım. Helicobacter pylori. Tamam. Yani mide mikrobu dediği zaman başka bir şey olamaz. Pylori. Evet. Kür var mıdır diyor. Vakit var biliyorum. Çok zor durumdayım. Hocama iletir misiniz diyor. Ben ilettim. Şimdi bakın. Bu Helicobacter pylori şimdi öyle bir şey ki bu bazıları endoskopi yaptırmak istemiyor. Ağızdan evet. Giriyor işte filan. Zorlanıyorlar, korkuyorlar, evet. Çekiniyorlar. Bakın şunu yaptı, hekiminizle konuşun. Solunum testi, nefes testinden bu tespit edilebilir. Veya gayta testi, dışkıda buna bakılabilir. Bir de bunun ilacı var. Bilim, yani tıbbın ilacı var burada. Üçlü bir antibiyotik. Heliko diye başlar. Onu kullanabilir. Ancak ben şunu söylüyorum. Brokoli, çok az suda brokoliyi haşlayacak, suyunu içecek. Yani bir bardak, bir buçuk bardak suda 100-150 gram brokoliyi haşlayıp suyunu içecek. Salatasında da brokoliyi tüketecek. Şimdi +1 ve +2, bunlar derece derecedir. +1 ve +2'de yani brokoli çok ama çok etkili. Bu Helicobacter pylori'ye karşı midede yaşayan, mide çeperine ilişik olarak yaşayan bir bakteri. Dolayısıyla bu şeyi öneriyorum, brokoli kürünü. +1 pozitiflerde filan, yani hakikaten çok kısa zamanda sonuç alıyor ama 3 pozitif, 4 pozitifse orada yeterli değil.
hekiminin verdiği ilacı kullanacak. O antibiyotiği kullanıyorlar. Geçiyor, sonra tekrar çıkıyor. Yani böyle de bir şey. Antibiyotiğe karşı da dirençliler yani. Evet. Fatma Hanım, az önce söylediğiniz karaciğer içinde hocam o. Kist, böbrek kisti içinde geçerli midir? Aynı kürü uygulayabilir miyim demiş. Hayır, böbrek kisti için uygulayacağı şey öncelikle soğan kürü. Beraberinde bir şey daha. 40 kilit. Evet. 40 kilit bitkisi veriyoruz. Öneriyoruz yani. Veriyoruz derken ya Rabbi. Yani soğan kürü uygulayacak 15 gün, günde 2 defa. Orta boy soğanı ne yapacak? İnce kahverengi kabuğunu soyacaklar ve 4'e bölüp 1,5 bardak suda 5 dakika kaynatıp günde 2 defa içecek. Her defasında hazır, taze hazırlanacak. Ilıktan sıcak içmeleri lazım. Bunu hep vurguluyorum. 15 gün, ondan sonra 40 kilit bitkisine, diğer adı bunun at kuyruğudur, onu kullanacaklar. Hocam çok önemli bir açıklama oldu bu. O da kist, bu da kist. İyi ki sormuş, değil mi değerli izleyicimiz? O da kist, yani, bu da kist. Öyle olmuyor işte. Mesela yumurtalık kisti var. Orada 40 kilit bitkisini kullanamazsınız. Bu her kiste hepsi aynı şey olmaz. Dikkat etmek lazım. Hocam, o zaman Gökhan Bey'in sorusunda cevapladıktan sonra artık kürümüze kalkmamız gerekiyor. Depresyon, panik atak ve anksiyete için. Ülseratif kolit var kendisinde. 6 senedir varmış. Bir ay önce nüksetmiş. Kortizon kullanıyormuş. Ne yapabilirim diyor. Şimdi efendim, ülseratif kolit de bu kalın bağırsaktaki bir iltihaplanma şikayetidir. Yapılacak olan şeyi söyleyeyim. Bir defa beslenmesine dikkat edecek. Süt, peynir, domates, acı baharat, bunlardan uzak duracak. Bu bir. Kortizona başlanmış. Genelde kortizona yüksek dozla başlayıp yavaş yavaş indiriyorlar. Bir de salo diye başlayan, gerisini söylemek istemiyorum, 500 miligramlık bir şeyi var. Tableti var. Bir de laman filan yapılıyor. Ancak tedavisi yok. Bak, tekrar nüksetti diyor. Şimdi burada eğer süpürge tohumunu kullanırsa ve melisa, ilk bir ay, ikinci ayda süpürge otu, melisa çayını kullanacak. Çok faydasını görür. Acı baharattan uzak duracak. Portakal ona göre değil. Her ülseratif kolit hastası kendi hastalığını bilir. Hangi gıdaların kendisine iyi gelmediğini bilir. Mesela yoğurt tüketebiliyorlar ama süt, peynir anında bozuyor. Bir de bakın, hep söylerim, gene söyleyeyim. Sakin ve huzurlu bir hayat geçirecekler. Yani sinirlenmeyecek, üzülmeyecek. Çünkü sindirim sistemi sinir sistemiyle ikiz kardeş gibidir. Biraz üzülsün, sinirlensin, hemen bağırsaklarına vurur, tuvalete koşturur. Yani Allah kimseye vermesin. Amin. Ülseratif kolit gene o da grup grup onlar. Günde 40 defa tuvalete giden var. 40 defa seyahate gidemiyor, otobüse binemiyorlar. Evinden dışarı çıkamıyor, iş yerine gidemiyorlar. Yani işte bunun için ateş yapanları var, ateşli olanları var. Efendim, onun için ülseratif koliti lütfen yabana atmayınız ve mümkün olduğu kadar doğal gıdalarla besleneceksiniz. Eskiden doğal gıda derken, yani işte söylüyoruz ya, Anadolu'nun doğal ürünleri. Eskiden bu kadar yoktu ülseratif kolit. Şimdi 8-9 yaşında çocuklarda da ülseratif kolit çıkmaya başladı. Evet. Maalesef beslenme ile ilgili yaşadığımız
iyi ürünleri bulamadığımız için oluyor hocam. Evet. Yani ne kadar çabalasak da her zaman bulamıyorsunuz. Yani çok da kolay değil. Ya da tabii bulduğunuz ki şey çok pahalı olabiliyor. Yani sürdürmek biraz da açıkçası zor oluyor ama en azından sizin önerdiğiniz tıbbi bitkilerin iyisini bulmak mümkün. Çok da değil mi hocam? Yani bunlar hiçbir zaman tabii çok da pahalı şeyler değiller. Hocam sizi rica edeceğim şimdi depresyon, panik atak ve anksiyete için bitkisel kürümüze evet geçmemiz lazım. Önümüzdeki hafta hocam acaba biraz daha fazla zaman mı ayırsak şeye? Çok fazla geliyor gerçekten. Hamile kalamama ve çocuk sahibi olamama bu soruna önümüzdeki evet hafta siz de artık onaylarsınız. Maalesef, biraz tabii fazla zaman ayıralım. Olur mu hocam? Ne olur inşallah. İnşallah. Peki. Evet, şimdi yani ben hemen şunu söyleyeyim. Hormonlar bizim duygusal hayatımızı en çok etkileyen kimyasallardır, kimyasal maddelerdir. Yani kendi doğal olarak vücudumuzda işte epifiz bezinde, hipofiz bezinde, böbrek üstü bezlerinde üretilen hormonlar vardır. Bunlar bizim duygusal yaşamımızı çok fazla etkiler. Onun için hormonların dengeli olması lazım, dengeli çalışması lazım. Kanserde birinci sıradaki nedenlerden bir tanesi de hormon dengesizliğidir. Evet, şimdi biz bu depresyona karşı olan bu kürü hediye kızımızdan dinleyelim. Burada 3 tane bitki kullanıyoruz. Maydanoz, ıspanak, tere. Sabah akşam kullanılacak bitkiler var. Öncelikle sabah 5 adet ıspanağı, 5 yaprak ıspanak sapları ile birlikte olacak ama mevsimi geçmek üzere olması sebebiyle çok fazla güzel bulamadım. 2 su bardağı klorsuz suyumuzu kaynattım. İçerisine 5 yaprak ıspanak ilave ettim ve 10-12 sapta maydanoz ilave edeceğim. Evet. Onu öyle kırıp içine atabilirsiniz. İşte bir kaşıkla da bastırın. Suyun içerisine girmesi lazım. Yani şu ıspanakta o kadar çok sayıda antidepresan etkili özelliği olan etkin maddeler var ki Hüseyin. Fakat bunu ortaya çıkartan maydanoz. İlla maydanozu ilave edeceksiniz. Yani. Yani çünkü sadece ıspanak yemeği yok, işte yiyerek olmuyor. Unutmayın. Bu arada şeyi de söyleyelim. Tek başına ıspanak tüketirseniz, ıspanak yemeği veya ıspanak çok severler ya, evet, vücuttan demir attırır. Hani bazıları diyor ya ıspanakta demir var, ıspanak tüketin. Yanlış o iş. Tek başına ıspanak tüketirseniz vücuttan demir attırır. Evet, o arada kısa bir bilgi olarak değerli izleyicilerimize arz etmiş olalım. Evet, 5 dakika kaynayacak. 3 dakika. Kısık ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra süzüp sabah kahvaltısından yarım saat önce içiyoruz. Bu bile önemli bir detay hocam. 3 dakika kaynatıyoruz, soğumaya bırakıyoruz, sonra süzüyoruz. Mesela 3 dakika kaynattık, hemen bardağa dökelim, yapmıyoruz. Evet ama ben şu an... Bizim vaktimiz yok tabii. Evet. Yani şimdi onun soğumasını bekleyemeyeceğiz ama önemli bir detaydı. Ben hocam çok bu detayları biraz altını fazla çiziyorum ama doğru olsun diye. Doğrudur, evet. Şimdi mesela buna dikkat etmeseydim belki bunu evde yaparken kaynadı, 3 dakika kaynadı, bardağa döküp bardakta soğutacaktım. Ama öyle değil. Bekliyoruz. Evet, akşam uygulayacağımız bitkilerde yine ıspanakla tere. Yine 5-6 yaprak ıspanak, 2 su bardağı klorsuz suyun içerisine ilave ediyorum. Saplarıyla beraber yaklaşık 9-10 adet de tere. Evet, burada yaklaşık 10 adet var. Bu tere de tekrar hocam hatırlatalım.
şu an saman nezlesinin olduğu bir dönem, hapşırmanın, burun akıntısının, gözlerin sulanması, gözlerin yanması bir problemdir. Değerli izleyicilerimizin artık çoğu bunu biliyor ama bizi ilk defa gören vardır veya bu programı seyreden ilk defa birileri vardır. Saman nezlesine karşı bunun gibi işte 2-3 yaprak saplarıyla beraber tereyi çiğneyin. Ağzınızda tabii ki güzelce ve göreceksiniz anında göz sulanması da geçer, hapşırma da geçer, burun içi karıncalanma, kaşıntı da böyle geçecektir. Onu da bu arada gene pratik bilgi olarak, kısa bilgi olarak vermiş olalım. Evet. 3 dakika da ıspanakla tereyi kaynattım. Bunu ılıkken süzüyoruz. Ilık olarak tüketilmesi gerekiyor. Evet, çünkü terenin içerisinde uçucu yağları var. Bir kısmı çabucak gidiyor. Onun için sıcakken süzeceksiniz. Ilımasını çok fazla beklemeyeceksiniz. Uygulama süresini söyleyelim mi hocam? Evet. İlk bir hafta sabah akşam her gün uygulanacak. İkinci haftaya geçtiğimizde 2 günde 1. Üçüncü hafta 3 günde 1. Sonraki haftalarda da haftada 1 gün olmak üzere toplamda 2 ay boyunca küre devam edilmesi gerekiyor. Sonraki dönemlerde de şikayetinin seyrine göre tekrar baştan başlayabilir. İlaveten kantoronla kedi otu da kullanabilir. Bunları uygulayamayan kişiler için. Evet. Onu da daha önce programda göstermiştik. Evet, göstermiştik. Çünkü hani mevsimi de geçince tabii. Diyelim ki tereyi bulamıyorsunuz. Tohumu da olur. Tere tohumu. Taze tere tohumu da olur. İşte bir tepeleme, bir tatlı kaşığı atacaksınız içine ıspanakla beraber. Evet. Peki hocam, külümüzü de paylaştık. Programımızın da sonuna geldik. Buyurun hocam, lütfen siz. Peki. Ben tüm değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Allah'tan sağlıkları daim olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz Hediye. Değerli, son derece net bir şekilde bunu paylaşmış olduk değerli seyircilerimizle. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Ama yarın saat 10.30'da TRT Diyanet'te geçen haftanın tekrarını seyredebilirsiniz. Bu arada hocam Miraç Kandili önümüzdeki salı gecesi. Miraç Kandili'nizi de şimdiden kutluyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Amin.